Sevgili arkadaşlar selamlar, ben Free Bro ve bugün küçük bir rehber çekeceğiz tekrardan. Eğer seriyi takip ediyorsanız ve rehberlere de baktıysanız, o zaman özellikle silah geliştirme rehberine baktıysanız orada anlatmıştık ki iki tane önemli şey var silahımızı geliştirmek için. Bir tanesi bir tane demirciye ihtiyacımız var. İkincisi de kaya parçalarına veyahut da taş parçalarına ihtiyacımız var dedik. Fakat bu taş parçalarını dünya içerisinde zar zor buluyoruz. Böylelikle silahlarımızı geliştirmek epey zor oluyor. Şimdi ben size burada küçük bir yer göstereceğim. Bazı önemli silahları kuvvetlendirebilmek için bu taşları nereden toplayabileceğinizi ve nasıl hızlıca silahınızı geliştirebileceğinizi. Bu bölümde şeyle başlayacağız. Benim çok kullandığım şu silahla, şimşir silahıyla, hilal palası şu silah oluyor. Bunun için özel bir taşa ihtiyacımız var geliştirmek için. Bu taşı nereden bulacağım? Asıl soru o. Şimdi o taşı da göstereyim size hangisi olduğunu. Hops, nerede bu adam? Hemen konuşalım bununla. Kadın burada olunca çok rahat olmuyor. Alo. Alo, konuşun benimle. Buradan depomdan size göstereyim. Şu. Kara ay taşı parçası. Şimdi biz bu kara ay taşı parçasını nerede bulacağız? Silahımı artı 2 artı 3 yapmak istiyorum ki seriyi takip ediyorsanız silahlarımı artık iyice arttırmam gerekiyor. Yani en az artı 3'e yapabiliyorsam artı 4'e getirmem lazım. Yapacağım şey, seriyi de takip etmişseniz şu bölüme gelmiştik. Size göstereyim. Ayin yoluna gelmiştik. Bu ayin yoluna gidiyoruz. Burası önemli bir yer. Birçok parça, birçok taş buradan bulabiliyorum. Aşağı geliyorum. Tekrar rehberlerde zaten ruh nasıl kazanılır onu da size göstermiştik burada. Hemen şeyi değiştiriyorum, okuma alıyorum ve buradan tekrar bunu öldürüyorum. Aynen ruhları toplarmış gibi. Ve aradığım kara ay taşı parçaları bunun üstünden çıkıyor. İşte çıktı. Şimdi burayı bu şekilde biz hasat yapabiliriz. Yani sürekli bu işlemi yapıp bol bol, bana 3 tane gerekiyorsa 5 tane gerekiyorsa bu hasatı tamamlayabiliriz. Yaparken mutlaka ve mutlaka biz yapmadık. Şu yüzüğümüzü, kısmetli yüzüğümüzü takalım. Bu şansımı daha da arttırıyor. Buradaki o adamın üstünden kara ay taşı parçası çıkabilir. Kalın kara ay taşı parçası çıkabilir. Veyahut da iri bile çıkabilir. Safı buradan çıkmıyor. Saf için genellikle ya beyaz bir dünya olayını veyahut da siyah bir dünya olayını bitirmemiz gerekiyor. Ama seriyi takip ederseniz bunların da nasıl bulunacağını hep birlikte göreceğiz. Sonra dediğim gibi tekrar aynısını yaparsanız bu şekilde tekrar aşağı gidip ve tekrar adamın üstünden aradığımız taş parçasını alabileceğiz. Aynısını yapacağız. Geldik. Sonra da gidelim. Hatta artık yeterince taşımız olmuştur. Silahımızı 1 veya 2 yapabiliyorsak şey arttıralım. Bakalım bu sefer üzerinden ne çıkacak. Ay, vuramadık. İşte burada. Aa, yine karay taş parçası çıktı. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkacağız ve sonra da şeye gideceğiz. Siz söyleyin. Silahımızı geliştirmeye gideceğiz. Evet. Buradan koşalım koşalım. Gidelim silahımızı bir güçlendirelim. Bakalım ne kadar güçlendirebiliyoruz. Bunu yapa yapa işte silahınızı artı 1, artı 2 ve artı 3'e kadar belki buradan getirebilirsiniz. Çok kasarsanız
Belki kaya da bulabilirsiniz buradan. O zaman artı 4'e kadar yükseltebilirsiniz. Çok kullandığınız bir silahsa mükemmel bir kaya toplama yeri burası. Şimdi buradan Nexus'a gidelim. Nexus'tan da şeye geçeceğiz. Diğer demirci ustasına. Eddi galiba onun ismi. Ona gittiğimiz zaman demirci ocaklarında bakalım silahımızı, yeterince taşımız var mı? Silah rehberinde zaten anlatmıştım. Silah taşları üzerinizde taşımanıza gerek yok. Hem ağırlar, kapasitemizi dolduruyorlar. O yüzden gidip onu depoya bırakabiliyorsunuz ve demirciye geldiğiniz takdirde zaten deponuzdaki taşları da zaten görüyor. Şimdi bakalım. Silah geliştir dedik. Benim severek kullandığım Hilal Palası. Kara Ay taşı parçası görmüş. 48 tane zaten toplamışız. Ben bayağı bir uğraşmışım. Ve şöyle yaparak 3 yaptık. 4 için iri kaya taşı parçası geliyormuş. Hem de 3 tane gerekiyormuş. Dediğim gibi oraya gidip bunları toplayabilirsiniz. Karay taş parçası için ve onu ihtiyacı olan silahlar için bu sistemi uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde diğer taşları nereden bulacağımızı da göstereceğiz. O yüzden rehberleri takip etmeye devam edelim. Bir tane like atalım. Sonra mutlaka ve mutlaka kanala üye olalım lütfen. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.